Millet olarak ileriye bakma dönemi. Hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Toplantı gündemlerine ilişkin bilgi veren Kurtulmuş, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. Moody's'in kredi notu kararını eleştiren Kurtulmuş, bu adımı üst akla bağladı. Türkiye ekonomisi ile ilgili olarak da darbeyi planlayan üst aklın, darbeden sonra da ifade ettiğimiz gibi Özellikle Türkiye ekonomisi kötüye gidiyor algısını oluşturmak için her şeyi yapacağını bileceğiz ama biz işimize devam edeceğiz. İşimiz daha fazla üretmektir. Türkiye'ye daha fazla yerli ve yabancı yatırımcıyı teşvik etmektir. Dikkat ederseniz böyle bir açıklamanın, negatif bir açıklamanın Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde dış yatırımcılarla geçen çok olumlu görüşmelerinin ertesinde olması da ayrıca manidardır. Bu algı operasyonunu yapanlar Türkiye'nin ekonomik bakımdan köşeye sıkıştığını, dış dünya ile irtibatının kesildiğini ya da kesilmekte olduğunu, ekonominin göstergelerinin kötüye gittiğini anlatmaya çalışıyorlar. Bu gerçek değildir. Suriye'deki gelişmeleri de değerlendiren Kurtulmuş, ...YPG'nin olası Rakka ve Musul operasyonlarında yer almaması gerektiğini savundu. Özellikle PYD ve YPG güçlerinin her iki operasyonda da bulunmaması Türkiye için önemlidir. Türkiye bunları da e, koalisyon güçleriyle birlikte her masada, her toplantıda bunları dile getiriyor. Ümit ederiz ki aynen nasıl Cerablus operasyonu ve diğer e, Elbap operasyonu, Membiç operasyonunda... ...oranın yerel unsurları olan Özgür Suriye ordusu esası teşkil ettiyse... Rakka'da ve e, Musul'da da Musul ve Rakka halkının oluşturduğu muhalefet hareketleri, ılımlı muhalefet hareketleri operasyonun esasını, güçlerin esasını teşkil eder. Kurtulmuş, FETÖ operasyonları kapsamında asılsız ihbarda bulunanlar hakkında da işlem yapılacağını açıkladı. Yani öyle oturduğu yerde herhangi bir şekilde husumeti var ya da geçmişte aralarında herhangi bir mesele geçmiş, bir mektup yazayım da şunu şikayet edeyim demenin de bir bedeli olduğunu herkes bilmelidir. Hükümet sözcüsü, darbenin siyasi ayağına ilişkinse tedbirli yaklaştı. AK Parti AK Partili e, siyasetçileri töhmet altında bırakılacak bırakacak sözlerinde ortalıkta do dolaşmasının doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu soruşturma e, devam eder. Eğer doğru olan bilgiler varsa bu bilgiler çerçevesinde de gerekli adımlar atılır. Ancak ortada herhangi bir şey yokken bütün AK Parti'yi, AK Parti milletvekillerini ya da AK Partili siyasetçileri töhmet altına bırakacak sözlerin söylenmesini doğru bulmuyoruz.